Şimdi Elif Büyükbiçer katılacak bize, sunumunu paylaşacak. Namı diğer PDF'in yüz dili. Merhaba, Sosyal merhaba. medyadan da tanırsınız Görüntüden büyük nasılsınız? ihtimalle. Geliyor şu anda, evet. Net değil mi arkadaşlar şu anda ses ve görüntü? Galiba net Net galiba. geliyor herhalde Evet. sesin. Elif Evet, öğretmenim, o alt zaman diyorlar. Biraz daha yaklaşabilirim. biraz daha yaklaş. Süremizden de yemeyelim. Hızlıca başlayalım Hemen turlar sözü yarışmaya. sana bırakıyorum. Tamam. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar hepinize merhaba. Başlangıcında sunumuma bir teşekkür etmek istiyorum. Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Tuğba Hocam başta olmak üzere bütün değerli Ar-Ge çalışanlarına çok teşekkür ederim. Bizi böyle bir platformda buluşturduğu için sizlerle. Sunumuma geçmek istiyorum. İlk başta şöyle yapalım. Normalde en son bunu söyleyecektim ama süremiz eğer az kalırsa bunu kaçırmanızı istemiyorum. Sizlerden istediğim Tuğba Akmen'in bir sohbeti açabilir miyiz acaba? Çünkü kısa bir uygulama yaptırmak istiyorum. Hazır teknolojiyle bu kadar iç içe çalışabiliyorken. Tamamdır. Arkadaşlar burada bir QR kod görebiliyorsunuz değil mi? Bu etkileşimli kitap okuma sürecinde benim şu an konum etkileşimli kitap okuma uygulamalarını size anlatmaktı. Dediğim gibi süremiz yetmezse diye hemen bir uygulama yapmak istiyoruz. Telefonlarınızın ekranını kamerasını açarak slayta tutmanızı istiyorum bilgisayardan bağlananlar. Eğer telefonunuz üzerinden şu an iletişim halindeysek lütfen ekran kaydı alın. QR kod karşınıza çıktığı zaman kameranız açıldığı zaman okutacaksınız ve eğer iPhone kullanıyorsanız bu QR kodu otomatikman size bir dosya halinde açacak. Bu dosya nedir? Bu dosya benim örnek bir uygulama sürecimi anlattığım bir dosya. Eğer bunu yapamazsanız şu anda sistem yavaşlığı olabilir, çok fazla kişi var. Size kendi sosyal medya hesabımdan da ulaştırabilirim. Bakıyorum yorumlara, evet açıldı deniyor, oldu deniyor. Tamamdır. O zaman geçiyorum hemen kendi slaytımın en başına. Bugün biz etkileşimli kitap uygulamaları üzerinde konuşacağız. Kısaca hızlıca kendimi tanıtayım. Ben Elif Büyükbiçer. Van'da görev yapıyorum. Okul öncesi öğretmeniyim. Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde yaptım ve bu master sürecimde çocuk merkezli programlar üzerinde oldukça çalıştım. Kendi asıl konum bu olmasa bile bir ilgim vardı. Bu programlardan bir tanesi de etkileşimli kitap okuma uygulamaları. Şimdi şöyle bir karşımıza bunu araştırdığımız zaman bu konuyu şöyle bir direkt formal bir cümle geliyor. Eko çocuğun sözel dil becerilerinin, sözcük bilgisinin geliştirilmesinin hedeflendiği, yetişkin ile çocuğun etkileşimli olarak kitap okudukları bir süreç. Şimdi havada kalan bir cümle. Evet hedeflerimiz belli ama bu etkileşim nedir aslında? Yani biz bir çocuğa bir kitabı nasıl okumalıyız? Kendi süreçlerinizi düşünmenizi istiyorum öğretmen arkadaşlarımdan ya da anne babalar bizi izliyorsa çocuğunuza nasıl kitap okuyorsunuz? Türkçe dil etkinliklerinizi nasıl yapıyorsunuz? Çocuğa kitabı gösterip görüntüm gitti galiba. Çocuğa kitabı gösterip direkt siz okuyor musunuz? Çocuk sadece bir dinleyici mi? Bunu birazcık konuşmak istiyorum sizinle. Aslında bu uygulamayı, etkileşimli kitap okuma uygulamasını örnek bir uygulama yaparak size anlatmak isterdim ama süremiz o kadar kısıtlı ki maalesef kısa kısa dipnotlarla, bilgilerle sürecimizi anlatmaya çalışacağım uygulama sürecimizi. Şimdi bu bildiğimiz geleneksel okuma yöntemlerinden biraz farklı. Farklılık aslında şurada başlıyor. Yetişkin ve çocuk rollerimiz değişiyor. Nasıl değişiyor? Burada yetişkin süreçte aktif dinleme yaparak hikayeyle ilgili çocuklara sorular soruyor. Sürekli soru soruyor ve çocuğu konuşmaya teşvik ediyor. Bu çok önemli. Yani çocuğa asla bir hikayeyi biz okumuyoruz. Çocuk burada ne yapıyor? Yetişkin yönlendirmeleriyle hikayenin asıl okuyucusu konumuna düşüyor. Yani öyküyü anlatan kişi aslında çocuk. Şu an bunu düşünebilirsiniz. Yani çocuk okumayı bilmiyor, nasıl anlatacak şeklinde kafanızda bir soru işareti olabilir. Geçelim diğer sayfamıza. Eko uygulamasının temel prensipleri var. Öncelikle katılıma teşvik ediyoruz. Çocukları yani kitap bakın bu bir kitap ve çocuk o kadar heyecanlanmalı ki bu kitabı okumak için bu teşviki biz sağlayacağız. İkincisi çocuğun konuştukları ile ilgili çocuğa mutlaka dönütler vermemiz lazım. Çünkü çocuk
Sürekli aktif olmalı. Kitap hakkında sorular sormalıyız. Çocuğu açmaya çalışmalıyız. Çocuğun düşüncesine, sözcük bilgisine, ses farkındalığı yaratmalıyız. Bunları düşünebilmeliyiz. Tabii ki de bunları yapabilmemiz için çocuğun ilgi alanına ve gelişimsel düzeyine uygun bir kitap seçmemiz gerekli. Bu etkileşimli kitap okuma süreci, kitabı raftan aldığımız andan itibaren, son cümlesini okuduğumuz andan itibaren çok geniş bir süreç. Bu süreci bu kadar geniş olmasının ötürü 3 parça halinde işleyebiliriz. Okuma öncesinde yapmamız gerekenler, okuma sırasında yapmamız gerekenler ve okuma sonrasında neler yapacağımız konusunda. Okuma öncesinde neler yapıyoruz? Öncelikle gelişimsel açıdan uygun bir resimli çocuk kitabı seçtik. Ya bu sadece gelişimsel açıdan bir uygunluk değil aslında. Çocuğun ilgisi de çok önemli. Yani bir çocuğun bir ilgisi vardır. Mesela bazı çocuklar dinozor kitaplarını çok severler. Bazıları gezegen kitaplarını çok severler. Burada çocuğun ilgisi oldukça önemli. Kitabımızı aldık, seçtik. Sonrasında biz öğretmen olarak kitabı mutlaka önce biz bir okumalıyız. Yani çocukla birlikte kitapla tanışan ilk biz olmamalıyız. Bu uygulamalarda, eko uygulamasında hedef sözcük denilen bir kavram var. Nedir hedef sözcük? Hedef sözcük çocukların yeni öğrendikleri sözcükler olabilir. Bu yeni öğrettiğiniz sözcükleri çocuğa iyice içselleştirmeye çalışmak istiyor olabilirsiniz onu seçerek. Ya da çocuğun hiç tanışmadığı, hiç bilmediği bir deyim olabilir, bir sıfat olabilir. Kitabımızı inceledik, okuduk ve bu sözcükleri belirledik. Sözcük sayısı 5 ya da 10 sözcük arasında değişiyor tamamen çocukların gelişimsel düzeyine göre. Daha sonra kitabımızı mesela ben hemen örnek bir uygulama yapayım. Elimde bir kitap var. Karşımda çocuklarım oturuyor. Ama nasıl oturuyor? Beni bir kitabı net görebilecek şekilde U düzeni genelde ben kendi süreçlerimde uyguluyorum. Açık U şeklinde, uçları açık U. Hepsi beni ve kitabı net görebiliyorlar. Jest ve mimikleriniz oldukça önemli. Şu sesle başlıyoruz biz. Çocuklar duyuyor musunuz? Sanki kitabımız bizimle tanışmak istiyor. Çok heyecanlı olduğu çok belli ve evet. Bu şekilde çok küçük bir uygulama ama dikkat çekici olabilir. Ya da ben kendi süreçlerimde şöyle yapıyorum. Diyorum ki çocuklar şimdi bir kitabımızla tanışacağız. Kitabın resmine, kapağına iyi bakmanızı istiyorum. İçimden 3'e kadar sayacağım ve kitapta neler gördüğünüzü bana söylemenizi isteyeceğim. Ne gördünüz? Çocuk o anda kitapta bir şeyler görmeye çalışıyor. Öğretmenim çocuk gördüm, öğretmenim kırmızı renk gördüm, öğretmenim yazılar gördüm. Bu şekilde zaten cevapları alıyorsunuz ve sürece çocuğu çekmiş oluyorsunuz. Daha sonra kitapla bu şekilde tanıştık. Peki kitaptan evet bahsettik. Mesela bu kitabımızın ismi Çocuk Olmaya Hakkım Var. Direkt evet çocuklar bu kitabımızın ismi Çocuk Olmaya Hakkım Var. Siz de şimdi bu kitabı okuyacağız gibi değil de benim kendi süreçlerimde uyguladığım için bunu artık çocuklar kitapların kaç kelime olduğunu tahmin etmeye başladılar. Mesela ben okurken ilk başta çocuk olmaya hakkım var şeklinde kelimeleri tane tane seçerek, göstererek okuduğum için tahminler de o yönde gelmeye başlıyor. Mesela çocuklar bu kitabın ismini ne olabilir diye soruyorum. İşte kimisi diyor ki bir sürü çocuk, kimisi diyor ki 23 Nisan ama diyorum ki bakın burada 4 kelime. Yani burada 4 kelimelik bir kitap ismi istiyorum sizden şeklinde bir sürü cevaplar ve çocuk artık saymaya başlıyor kullandığı kelimeleri. Bu olabilir ya da 3 kelime seçtim gibi düşünmeye de başlıyor. Onun dışında kitabımızın yazarını söylememiz çok önemli. Kitabı bir resimleyen vardır, bir belki de yabancı bir kitapsa çeviren vardır. Bunları dile getirmemiz çok önemli. Neden önemli? Bu tür şeyler çocuklarda kitap kültürü oluşturmayı sağlıyor, oluşturmamızı sağlıyor. Belki de Belma hocamın da dediği gibi onlara bir can suyu oluyoruz. Düşünsenize 4 yaşındaki bir çocuğun kitap kültürü oluşmaya başlıyor. Siz birçok kitabı okuduğunuz zaman mesela ben kendi süreçlerimde Feridun Oral'in kitaplarını çok okurum. Çocuklar artık o kadar alışmıştır ki evet daha önce okuduğumuz kitabı da o yazmıştı öğretmenim gibi cevaplar almaya başlıyorum onlardan. Kitabımızın dediğim gibi ön sayfasıyla başlıyoruz. Dikkatlerini çekiyoruz. Bahsetmediğim var mı? Atladığım bir nokta olmasın. Gelen yanıtlarımızı düzenledik. Ve artık kitabımızı okumaya geçebiliriz. Peki okuma sırasında neler yapacağız?
Okuma sırasında sayfaları çevirdikçe hedef sözcükler çıkacak karşımıza. Bu hedef sözcüklerin anlamlarını açıklamamız gerek. Ya resimlerden olabilir, bu kitap resimlerini kullanabiliriz ya da ek bir materyal hazırlayabiliriz. Bu tamamen sözcüğü nasıl anlatmak istediğinize, çocuğa nasıl vermek istediğinize bağlı. Çocukların kitap içinde kendi yaşamlarıyla deneyimlerini oluşturmak oldukça önemli. Örneğin hemen şuradan bir örnek gösterebilirim. Böyle baktığımızda, evet çocuklar ne görüyorsunuz? Bu bir portakal, evet. Bu kesilmiş bir karpuz, çok güzel gözüküyor gerçekten. Peki bu çocuk sizce ne içiyor olabilir? Turuncu bir su. Evet, havuç suyu olabilir. Ya da portakal suyu olabilir. Bakın kitabımızda da zaten diyor ki en çok portakal suyunu seviyorum. Hem yeniyor hem de suyunu içilebiliyor. Burada hemen çocuklara sorabilirsiniz. Peki siz hem yenebilen hem de suyu içilebilen bir meyve biliyor musunuz? Çocuk zaten emin olun anlatmaya başlayacak. Portakal suyu sıkmasını, limon suyu sıkmasını, annesinin bir gün ona havuç suyu sıktığını. Zaten çocuklar da katılıma istekli olacak bu noktada. Daha sonra ses bilgisayar farkındalık ve yazı farkındalığı becerilerini geliştirmek adına kitabımızdan hemen bir örnek gösterebilirim burada da. Bakın burada bir sürü neler var? Evet, harfler var. Harfler var, sayılar var, değişik değişik şekiller var. Bunlar ne olabilir? Burada harf farkındalığına dikkat çekmek için güzel örnekler kitabınızda aramanızı istiyorum. Aynı sesle başlayan kelimeler üretebilirsiniz. Çocuklardan bunların cevaplarını isteyebilirsiniz. 5N1K sorularını kullanacağız. Kitabın resimlerinden ya da konusundan yola çıkarak kim, nerede, nasıl, niçin böyle oldu? Burada tamamen çocukların sözcük bilgisini de ölçmüş oluyoruz. Tekrarlar ve genişletilmelerin kullanımı da çok önemli. Örneğin çocuk buradan bir el gördü. Evet, burada gözleri olan, burnu olan yeşil bir el gördük. Burada sıfatları da açmalıyız. Yüklemleri de net bir şekilde kullanmalıyız ki çocuğa doğru bir şekilde iletebilelim bazı şeyleri. Devam ediyorum. Peki bunları yaparken bazı teknikler var arkadaşlar. Yani kitap okuma esnasında bizim çocuğu konuşturmamızı sağlayacak bir takım teknikler var. Burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Çok hızlı geçeceğim çünkü. Detaylandırarak örneklendirmeyi çok isterdim. Konuşmaya başlama yöntemleri crowd şeklinde bize bir kod kelimeyle geliyor. Nedir bunlar? Tamamlama istemleri. Yani burada çocukta belli başlı şöyle anlatayım. Bazı kitaplarda hep kitaplar farklı farklı sayfalar olsa da farklı farklı şeyler işlense de sayfalarda hep aynı cümleyle biterler. Karşınızda çıkmıştır, gelmiştir örnekleri zaten inceliyorsanız. Mesela bu kitap hep hakkım var şeklinde bitiyor. Bir farklı farklı çocuk hakları anlatılıyor. Nokta nokta hakkım var. Nokta nokta hakkım var. Bir süre sonra çocuktan lütfen bunu doldurmasını isteyin. Ya da çok küçük bir örnek. Ali hızlı hızlı koştu. Birden ayağı taşa takıldı ve düştü, cevabını size çocuk versin. Biz bu şekilde dinlediğini anlama ve çocuğun dili kullanma becerilerini de görmüş oluyoruz aslında. İstemleri geri çağırma çocuğun dikkat etme becerisini ölçüyor. Yani onun hatırlamasını sağlıyoruz. Bu illa kitabın sonunda yapılabilecek bir şey değil. Kitabın sayfaları geçtikçe de kitap hakkında, önceki sayfalar hakkında sorular sorabilirsiniz. Daha sonra açık uçlu istemler var. Bu da dili kullanması için, çocuğun kendini anlatması için bir fırsat yaratıyor çocuklara. Daha sonra 5N1K sorularımız var kullandığımız. Bu da sözcük bilgisini arttıran ve çocuğun sözcük bilgisinin ne düzeyde olduğunu anladığımız yöntemlerden. Uzaklaştırmada daha demin bahsettiğim ve örneklendirdiğim gibi çocuğun kendi yaşamıyla ilgili deneyimlerini çocuklara soruyoruz ve paylaşmasını istiyoruz. Bu şekilde ekran görüntüsü ya da bir çekme yapabilirsiniz. Bunlar kullanılan yöntemler ve detaylı şekilde örnekleri var. Dediğim gibi çok hızlı anlatmam gerekli. Emel öğretmenime haksızlık olmaması için. Konuşmayı başlatma ve sürdürme yöntemlerinin belli bir sırası var. Bu da peer şeklinde bize kodlanıyor. Çocuğu bir şeyler söylemesi için önce teşvik etmemiz gerekli. Çocuğu teşvik ettik. Çocuk evet konuşmaya başladı. Sorularımıza cevap vermeye başladı. Dikkatini çekti. Sonrasında çocuğun tepkisini değerlendiriyoruz. Kurduğu cümleler, düşünce tarzı.
Değerlendirdikten sonra eğer eksik bir şey varsa onu genişleterek tekrar çocuğa söylüyoruz. Daha demin örneklendirdiğim gibi. Eğer ya da yani yanlış bir şey de söylüyor olabilir, onu kendi yaşına, düzeyine uygun olarak düzeltmemiz de gerekli. Buna da hemen geçiyorum. Burada da örneklerle anlatmıştık. Örneğin konuşmaya teşvik etmek için çok basit sorular. Bu nedir sorusu. Çocuğu konuşmaya teşvik edebilir. Hemen buradan da. Peki okuma sonrasında neler yapacağız? Okuma sonrasında eminim bütün öğretmen arkadaşlarım kitap hakkında çocuklara sorular soruyor. Neden böyle oldu ya da karakterleri hakkında, olay sırası hakkında, ondan sonra peki ne oldu şeklinde sorular soruyor. Peki sizce sadece bunlar mı? Bunlar yeterli mi aslında? Baktığımız zaman bu etkileşimli kitap okuma uygulamalarında evet açık uçlu sorularla öyküyü özetledik. Çocuklara konuşmaları için fırsat verdik, tamam. Ama havada mı kalacak sanki biraz? Bir de etkinlikler aracılığıyla çocukların kazanımlarının kalıcılığını sağlayabiliriz. Ben kendim özellikle bunu yapıyorum. Sosyal medyada da paylaşıyorum. Kitap rutinlerim oluyor. Her kitapla ilgili belli başlı etkinlikler yapıyoruz çocuklarla. Bu etkinlikler gerçekten öğrenme sürecimizi kalıcılaştırıyor ve o kitabı çocuk gerçek anlamda unutmuyor. Yani bir kitaptan matematik etkinliği de çıkabilir, oyun etkinliği de çıkabilir, dramatizasyon çalışmaları yaptırabilirsiniz ve gerçekten bu dediğim gibi kalıcılığı sağlıyor. Öykü özetlemeleri yapabiliriz, öykü için yeni bir son oluşturabiliriz, bu gerçekten eğlenceli. Öykü için yeni bir isim bulabiliriz, evet bu kitabın yazarı bu şekilde isim bulmuş. Peki biz olsaydık nasıl bir isim bulurduk bu kitabımıza? Öykünün resimlerini tekrar göstererek hatırlatmalar yaptık ve sürecimizi burada noktaladık. Çok geniş bir uygulama ama sürem kısıtlı olduğu için hızlı hızlı anlatmaya, kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım size. Bir de naçizane hemen şunu da belirtelim. Tuğba hocam hemen 2 dakika daha istiyorum. Örnek kitaplarımı göstereyim. Öğretmenlerimiz için belki faydalı olabilir. Etkileşimli kitap okuma uygulamalarının araştırmalar bize gösteriyor bunu. Çocukta desteklediği tutum ve beceriler nelerdir? Sözcük bilgisi gelişiyor. Yazı farkındalığı, ses farkındalığı gelişiyor. Alıcı dil, ifade edici dil becerileri gelişiyor. Okumaya karşı çocuk olumlu tutum geliştirmeye başlıyor ve çocuk zaten okuma sırasında okuyan çocuk anne baba etkileşiminde sağlamış oluyor. Hemen uygulayabilecekleri kitap örneklerini arkadaşlarıma göstermek istiyorum. Bunların çoğunu ben uyguluyorum. Bu kitaplar gerçekten hem dili olsun hem dikkat çekiciliği açısından çocukları eğlendiren, bilinçlendiren kitaplar. Bu şekilde örnekler. Hemen diğer sayfaya da geçiyorum. Hızlı hızlı geçtiğim için kendi sosyal medya hesabımdan da paylaşacağım. Kodu tekrar okutur musunuz diyen arkadaşlarımız olmuş. Kod şu an açıkta kalsın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Elif Umarım öğretmenim çok sıkılmamışımdır. teşekkür ederim. Bugünkü arkadaşlarım süreyi çok verimli kullanıyor. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Harikaydı. Elif öğretmenimin de dediği gibi burada PDF'in yüz dili sosyal medya hesabı var. Buradan paylaşım yaptığı o kitapların listesi QR kodu büyük ihtimalle hikayesinde paylaşacaktır. Oradan da alabilirsiniz. Evet. Şu Emeğinize an sağlık. Görüşmek dileğiyle. kamerasının ekranını açan arkadaşlarım varsa hemen tekrar kodu taratabilir. Ama dediğim gibi Android kullanıyorsanız bir kod okuma programı indirmeniz lazım. Ben VScan adında bir program kullanıyorum. Ama bütün bunları yapmak zor gelebilirse sizi de anlıyorum. Benim sosyal medya hesabıma yazarsanız DM üzerinden ben seve seve kitabımın örnek uygulama sürecini, sayfa sayfa açıkladığım örnek uygulama sürecini sizlerle paylaşırım. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Elif öğretmenim. Evet, Emel